Saat 13, gün ortasına hoş geldiniz sayın seyirciler. Milli Mücadele ve Şehitler Haftası devam ediyor. Rum saldırıları sonucu kumsal baskınında katledilen 3'ü çocuk, 2'si kadın 11 şehit bugün düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının adada büyük mücadeleler ve birçok şehit vererek bir devlete sahip olduğunu ve bu devlete sahip çıkmanın vatana ve şehitlere karşı görev olduğunu söyledi. 24 Aralık 1963'te Rumların Lefkoşa'nın kumsal bölgesine düzenlediği baskında şehit düşenler için bugün Tekke Bahçesi'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töret, diğer devlet ve hükümet yetkilileriyle askeri erkanın katıldığı törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle devam etti. Törende Türk Maarif Koleji öğrencisi Umut Kemal Berk Yüksel'le Şehit Hüseyin Rusu Ortaokulu öğrencisi Ceren Sakallı günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Elimde silahımla nöbet tutmadım mı? Lefkoşa'da hainlere kurşun sıkmadım mı? Gece gündüz hasretinle yanmadım mı? Hakkın çok, ağlama. Hakkını helal et anne. Ey bayrağa renk verip kandan olan şehidim. Ey Türk'le şan verip candan olan şehidim. Ey kaldır yüce başını. O nurlu mezarından yanık bayrağını sula özgürlük pınarından. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kumsal katliamının yarattığı acının hala yüreklerde hissedildiğini kaydetti. Tatar, binbaşı tabip Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ve 3 oğlu Hakan, Kutsi ve Murat'ın hayatını kaybettiği katliamın ardından Kıbrıs Türk halkına yönelik yapılan saldırılar ve soykırımın tüm dünya manşetlerinde yer aldığını hatırlattı. Burada biz tüm gençliğimize sesleniyoruz. Bu adada çok büyük mücadele verdik, çok bedeller ödedik, çok acılar çektik, şehitler verdik. Ama neticede az önce çok güzel şiir okuyan kızımızın da Sayın Sakallı'nın da söylediği gibi biz bir devlet sahibiyiz. Onun adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu devlete sahip çıkmak, bu devleti yaşatmak, birlik ve beraberimizi korumak bizlerin gerçekten bu vatana, bu millete, bu şehitlere olan görevi ve vazifesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna büyük bir selamet ve inançla devam etmektedir, diyen Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletler Teşkilatı'na anayasal adıyla gözlemci statüsüyle üye olduğunu hatırlattı ve devletin dünyaya tanıtılması için çalıştıklarını söyledi. Nitekim bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 144 farklı ülkeden öğrenci burada eğitim görmektedir. 100'den farklı ülkeyle ticari ilişkilerimiz vardır. O kadar belki daha fazla ülkeyle turizm ve kültürel faaliyetlerimiz vardır. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi halkıyla, kendi devletiyle dünyaya kendisini anlatmaya ve tanıtmaya devam ediyor. Tüm şehitlerimizi rahmetle anarken onlara olan görevimiz onların bıraktıkları bu emaneti en iyi şekilde koruyabilmek, yüceltebilmek, kendi aramızdaki bir takım sıkıntıları aşmak için soğukkanlı, sabırlı ve birbirimize sevgiyle kucaklayabilmek ve bu durumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ileriye taşıyabilmektir. Bu arada şehit aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri eylemlerini kumsal şehitlerini anma töreninde de sürdürdü. Dernek yetkilileri törende konuşma yapmalarına izin verilmemesine protesto etmek için ağızlarını bantladı. Sayın seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarın sandık başına gidiyor. Seçmenler 18 belediye başkanını, 220 belediye meclis üyesini, 240 muhtarı ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirleyecek. 5 Aralık'ta başlayan propaganda süreci ise bugün sona eriyor. Yerel kuruluş organları genel seçiminde 18 belediyede toplam 67 aday başkanlık için yarışacak.
Belediye başkanı adaylarından 61'i erkek, 6'sı kadınken halen milletvekili olan 3 isim de belediye başkanlığına talip oldu. Seçmenler 18 belediye başkanını, 220 belediye meclis üyesini, 240 muhtarı ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirleyecek. 4 yılda bir yapılan ve bu yıl Haziran'da yapılması gereken ancak belediyeler reformu olarak nitelenen yasa değişikliğinin meclisten geçirilmesi için 25 Aralık'a ertelenen yerel seçim, belediye sayısının 28'den 18'e düşürülmesinin ardından yapılacak ilk seçim olacak. Yerel seçimde 18 belediye başkanlığına 33 partili, 34 bağımsız olmak üzere 67 başvuru, sayısı 220 olan belediye meclis üyeliğine ise 962'si partili, ikisi bağımsız olmak üzere toplam 964 başvuru yapıldı. Sayısı 240 olan muhtarlığa 603 kişi başvururken 61 kişi aday sayısı azlığından dolayı seçime girmeden seçilerek ilan edildi. 994 ihtiyar heyet üyeliği içinde 1399 kişi başvurdu, 588 kişi seçime girmeden seçilerek ilan edildi. Seçim propagandasının başlangıç günü olan 5 Aralık'ta Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan at çekimiyle adayların oy pusulasındaki yazılış sırası ve BRT'de yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası belirlenmişti. Buna göre Cumhuriyetçi Türk Partisi 1, Kıbrıs Sosyalist Partisi 2, Yeniden Doğuş Partisi 3, Ulusal Birlik Partisi 4, Demokrat Parti 5, Bağımsızlık Yolu 6, Toplumcu Demokrasi Partisi 7 ve Halkın Partisi 8. sırada yer aldı. YSK ayrıca tüm ilçelerdeki bağımsız belediye başkan adayları ve muhtarlar için de at çekme suretiyle sıra numarası belirledi. Yerel seçimde 18 belediye başkanlığına 33'ü partili, 34'ü bağımsız olmak üzere 67 başvuru yapıldı. 61 erkek ve 6 kadın belediye başkan adayı olurken kadın adaylardan ikisi Ulusal Birlik Partisi'nden, ikisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden, ikisi ise bağımsız. Yerel seçimde 3 milletvekili belediye başkan adaylığı için başvurdu. Ulusal Birlik Partisi milletvekili Sadık Gardiyanoğlu'yla Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi için, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Şifa Çolakoğlu ise Yeni Boğaziçi Belediyesi için yarışacak. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı TDP adayı, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü bağımsız aday, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar UBP adayı, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu Ulusal Birlik Partisi adayı ve Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya CTP adayı olarak yeniden seçime girerken Gazi Mausa Belediye Başkanı İsmail Arter adaylığını geri çekerek yarıştan çekildi. Lefkoşa Türk Belediyesi ile Çatalköy Esentepe Belediyesi'nde 6'şar aday belediye başkanı olmak için yarışacak. Bahsekonu belediyeleri 5'er adayla Gazi Mausa Belediyesi, Girne Belediyesi, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ve Erenköy Karpaz Belediyesi takip etti. Yarın yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimine sayılı saatler kaldı. Sandık başına gidecek seçmenler, ülke genelinde 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti için 4 farklı oy pusulasında oy kullanacak. Pazar günü yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimi için seçmenler kimlik kartı numaralarıyla www.mahkemeler.net ve ysk.mahkemeler.net adresinden nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. Oy kullanabilmek için sandık kuruluna Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı, polis kimlik kartı, Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti gösterebilecek. Seçmenlere belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti olmak üzere farklı renklerde 4 tane oy pusulası verilecek. Seçmenler belediye başkanlığı ve muhtarlık için verilen oy pusulalarında oyunu vermek istediği belediye başkanı ve muhtar adayının isminin altındaki kareye sadece bir defa olmak üzere evet mührü basacak.
İhtiyar üyeliği için severilen pusulada oyunu vermek istediği adaylarının isim ve soy isimlerinin yanındaki kareye kalemle işaret koyarak 4 aday için oy kullanacak. Belediye meclis üyeleri için oy kullanacak seçmen mühür, mühür artı tercih veya karma olmak üzere 3 farklı şekilde oy verebilecek. Herhangi bir siyasi partiye mühür vurarak oy vermek istenildiği takdirde seçmen oy pusulası üzerinde bulunan parti amblemi ve isminin yanında yer alan karenin içerisine evet mührünü bir kere basacak. Bir partiye mühür basarak oy kullanan seçmen isterse mühür bastığı partinin belediye meclis üyesi adayları arasında tercih yapabilecek. Adaylar arasında tercih yapmak isteniliyorsa, oy vereceği belediyenin belediye meclisi üye sayısının yarısı kadar tercih yapabilecek. Tercih için adayların isim ve soy isimlerinin karşısına bulunan kareye işaret konulacak. Partili veya bağımsız adaylara karma oy kullanmak isteyen seçmen, oy vereceği adayın isim ve soy isminin karşısındaki kareye işaret koyarak karma oy verecek. Karma oyda evet mührü kullanılmayacak. Karma oyun geçerli olması için en az 2 siyasi partinin adayları arasında veya en az 1 siyasi partinin adayları ve bağımsız aday veya adaylar arasında oy kullanacak. Karma oy kullanırken en az veya en çok verilmesi gereken oy sırası şu şekilde. Lefkoşa ilçesine bağlı belediyeler, Değirmenlik Akıncılar en az 6, en çok 12. Gönyeli Alayköy en az 7, en çok 14. Lefkoşa en az 13, en çok 26. Gazi Mausa ilçesine bağlı belediyeler, Beyarmudu en az 4, en çok 8. Gazi Mausa en az 9, en çok 18. Geçitkale Serdarlı en az 5, en çok 10. Mesarya en az 5, en çok 10. Tatlısu en az 3, en çok 6. Yeni Boğaziçi en az 5, en çok 10. Girne ilçesine bağlı belediyeler, Çatalköy, Esentepe en az 5, en çok 10. Dikmen en az 5, en çok 10. Girne en az 8, en çok 16. Lapta, Alsancak, Çamlıbel en az 7, en çok 14. Güzelyurt ilçesine bağlı belediyeler, Güzelyurt en az 7, en çok 14. İskele ilçesine bağlı belediyeler, Erenköy, Karpaz en az 5, en çok 10. İskele en az 6, en çok 12. Mehmetçik Büyük Konuk en az 5, en çok 10. Lefke ilçesine bağlı belediyeler, Lefke en az 5, en çok 10. Yerel seçime son bir gün kaldı. Halk yarın sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçecek. Peki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Dairesi Müdürü ve BRT Meteoroloji Editörü Fehmi Oktay seçim günü havanın nasıl olacağını BRT'ye anlattı. Kış aylarının kendini hissettirdiği bu günlerde gözler 25 Aralık pazar gününe çevrildi. Halkın sandık başına gideceği pazar günü havanın nasıl olacağı merak konusu. Meteoroloji Dairesi eski müdürü ve BRT Meteoroloji Editörü Fehmi Oktay yanımızda. Fehmi Bey, pazar günü halk yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Basın çalışanları da sahada bu süreci takip edecek. Tabii bu durumda havanın nasıl olacağı merak konusu. Sizden öğrenelim, hava nasıl olacak seçim günü? Evet, tabii ki kararsız hava kütlesi Kıbrıs'ı etkilemeye devam ediyor. Zaman zaman parçalı çok bulutlu günler geçirdik, hafif yağışları geçirdik ve netice itibariyle 25 Aralık geldi ve 25 Aralık'ta ne yapıyoruz? Yerel seçimlerimiz var ve oy kullanmaya giriyoruz. Bizler, sizler, herkes sokakta, kimisi oy verecek, kimi arkadaşlarımız sizin gibi çalışmalar yapacak. O gün hava ne olacak? En büyük ve en önemli soru. Parçalı bulutlu, parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yer yer sağan, hafif sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar ne olacak? Rüzgar kuzey ve doğudan orta kuvvetli esecek. Evet, üşüyecek miyiz? Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin az altında seyredecek ve 17-18 santigrat derece gündüzleyin, tabi geceyi de söyleyelim, geceleyin ise iç kesimlerde 8 ile 10 derece olacak.
Sayın seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çıkar amaçlı silahlı suç örgütü elebaşı olduğu gerekçesiyle Deveciler adı verilen operasyonla tutuklanan şüpheli sorgulanmak üzere uçakla Adana'ya götürüldü. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 kişinin öldürülmesiyle kasten yaralama, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi çok sayıda suça karışan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik dün gece gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 40 zanlı arasındaki örgüt elebaşı olduğu öne sürülen C.İ. ve sözde iki korumasının tutuklandıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli C.İ. ve sözde iki koruması uçakla Adana'ya gönderildi. Adana Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde özel harekat ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polisle geniş güvenlik önlemi alındı. Zanlılar polis araçlarına bindirilerek sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan şüphelilere ait adreslerde devam eden aramalarda 2 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 makineli 30 tabanca ve 7 av tüfeğinin daha ele geçirildiği öğrenildi. Böylelikle operasyon kapsamında ele geçirilen silahların sayısı 45'e yükseldi. Polis adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü PKK destekçileri 3 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından sokakları ateşe vererek polisle çatıştı. Dünyanın farklı merkezlerinden tepkiler gelen olaylar sırasında yaralananlar oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahlı ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Paris Emniyetinden yapılan açıklamada saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı. Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı. Fransa Başbakanı Elizabeth Borne da saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek saldırganı yakalayan polisleri de tebrik etti. Borne olaya yönelik soruşturma açıldığını teyit etti. Olay yerine giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söyledi. Darmanin saldırgan bilinçli olarak yabancılara hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez dedi. Öte yandan Darmanin'in konuşmasının ardından Paris'teki Strasbourg Saint-Denis'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren PKK terör örgütü yanlısı bir grup alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yaralananların olduğu olaylar sırasında PKK terör örgütünü simgeleyen flamalar taşındı. Bu arada dünyanın farklı merkezlerinden olaylara ilişkin tepki geldi. Rusya'da bir huzur evinde yangın çıktı. Yangında 20 kişi hayatını kaybetti. Huzur evinin ise kaçak olduğu ortaya çıktı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Kemerova şehrinde özel bir huzur evinde yangın çıktı. Yangında 20 kişi hayatını kaybetti. Rus TASS haber ajansının Acil Durum Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Kemerova'daki 2 katlı binadaki özel bir huzur evinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiyenin tamamen söndürdüğü yangın yerinde incelemeler sürüyor. Yangın sonucunda tamamen yok olan 2. kattaki huzur evinin kaçak olduğu belirtiliyor. Malezya'daki şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymaları ve sellerde bu kez 5 kişi hayatını kaybetti. 72 binden fazla kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Malezya basınındaki haberlere göre yetkililerin Terengganu ve Kelantan eyaletlerindeki vatandaşları binaları tahliye etmeleri konusunda uyarmasının ardından 72 binden fazla kişi evlerini boşalttı. Acil servis yetkilileri Terengganu'da yaşanan toprak kaymaları ve sellerde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı kurtarma çalışmaları için gönüllü itfaiye ekibi ve yardımcı itfaiye görevlileri dahil olmak üzere 18.053 kişiyi görevlendirdi. Helikopter ve insansız hava araçları da ciddi şekilde etkilenen bölgeler için seferber edildi. Sulama ve Drenaj Dairesi 18 Aralık'ta Kelantan'daki yağış miktarının 1967'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, hükümetin Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'na yaklaşık 90 milyon dolar tahsis edildiği açıklamasında bulundu.
Şili'de sıcak hava dalgasının etkili olması nedeniyle orman yangınları yayılıyor. Alevler 400 eve sıçrarken yangınlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Şili'de sıcak hava dalgasının etkili olması nedeniyle orman yangınları yayılıyor. Valparaiso bölgesinde Viña del Mar kentinde alevler şiddetli rüzgarında etkisiyle 400 eve sıçradı. Yangınlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bölgede acil durum ilan edildi. Pakistan'ın Sind eyaletinde kış mevsimi seller sebebiyle aylardır çadırlarda zor şartlar altında yaşayan selzedelerin mağduriyetini arttırdı. Ülkede Haziran-Eylül döneminde muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinin etkileri Sind eyaletinde sürüyor. Pakistan'da muson yağışlarının neden olduğu sel sularının %60-70'inin çekildiği Sind eyaletinin 13 bölgesinde çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazisi suya teslim olmuş durumda. Sel felaketinden en çok etkilenen Sind genelinde 1,7 milyondan fazla ev hasar gördü. Eyalet genelinde 240 binden fazla kişi yerinden olurken bunların birçoğu çadır kamplarında yaşamlarını sürdürüyor. Yeterli beslenme, temizlik ve sağlık koşullarına sahip olmayan selzedeler kış mevsimi sebebiyle ile de zor günler geçiriyor. Kamp alanının çevresinde sel sularının izleri rahatlıkla görülebiliyor. Karayolunun etrafı sularla kaplı. Yol kenarlarında ise irili ufaklı birçok çadır görmek mümkün. Çok sayıda okul, hastane, cami ve ev de aylardır sular altında. Pakistan'daki sel felaketi sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı. Ülke genelinde 33 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerin maliyetinin ise 30 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Ve ağır kış koşullarının yaşandığı dünyanın diğer bir köşesindeki görüntüleri içeren haberimizle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde dondurucu kar fırtınası nedeniyle ülkenin birçok kıyı bölgesinde yerleşimler sular altında kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Durumu İdaresi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Kutbu'ndan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini artırdığı ve hafta sonu boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Hava durumu tahmincileri, Amerika Birleşik Devletleri genelinde etkili olacak kutup soğuklarının 100 milyondan fazla insanı etkisi altına alacağı ve 10 yıllar sonra en soğuk Noel'in yaşanacağını belirtti. Michigan eyaletine bağlı Flint kentinde de kar fırtınası etkili oldu. Ve iç gelişmelere dönelim yeniden. Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde konser verecek. Tamamı özel çocuklardan oluşan Fidan Çocuk Korosu provalara başlarken bizler de çocukların heyecanına ortak olduk. Özel gereksinimli çocuklardan oluşan Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde konser vermeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla kurulan Fidan Çocuk Korosu konser provalarına başladı. Koroyu çalıştıran Türk müziği yorumcusu Bahar Gökhan çalışmalar hakkında bilgi vererek özel gereksinimli çocuklara destek olmak isteyen herkese Nisan ayında gerçekleştirilecek konsere beklediklerini ifade etti. Bahar Hanım, özel çocuklarımız korosunda evet. Eğitmensiniz. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Bize bu çalışmalarla ilgili, koroyla ilgili bilgiler verebilir misiniz? Tabii ki. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Sibel Tatar Hanımefendi'nin himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu'nun çalışmaları her perşembe AKM toplantı salonunda, kongre salonunda devam ediyor. Çalışmalarımıza çocuklarımız büyük bir sevinçle geliyor, mutlulukla geliyor. Geçirdiğimiz bir buçuk saatte çok mutlu
bir şekilde ayrılıyorlar. Şarkıları teker teker, hatta 3-5 kez söylemek istiyorlar. Tabii dikkatlerinin dağıldığı anlar da oluyor. Çünkü özel gereksinimli çocuklarımız. Onlar dünyanın en güzel varlıkları, en tatlı varlıkları. Dikkatlerinin dağıldığı anlarda sohbet ediyoruz onlarla. Özel hobilerinden bahsediyoruz. Sevdikleri derslerden bahsediyoruz. Çok sağ olsunlar, her gelen merkezden bir özel eğitim hocasının eşliğinde yapıyoruz dersleri. Biz çok keyif alıyoruz. İnşallah çok da güzel bir konser vereceğiz. Konseriniz ne zaman olacak? Nisan ayı içerisinde düşünüyoruz. 23 Nisan etkinlikleri haftası, çerçevesinde. Aynen, o şekilde olacak. Biz de çok heyecanlıyız. Tüm bu müziği seven, gönül veren ve özel gereksinimli çocuklarımıza sahip çıkmak isteyen, onlara destek vermek isteyen herkesi de konserimize bekliyoruz. Koroya katılan çocuklar da Berete'ye konuşarak en sevdikleri şarkıları söyledi. İsmin nedir, öğrenebilir miyiz? Melisa. Melisa'cığım, müziği çok mu seviyorsun? Evet. Evde de sürekli söylüyorsun. Evet. Ayrıca korodasın. Evet. Peki en fazla sevdiğin şarkı hangisi? Oynaya oynaya gelin çocuklar. Oynaya oynaya gelin çocuklar. El ele el ele verin çocuklar. Faize Çalışkanlar. Hı hı. Müziği ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum. Söyle bize. Oynaya oynaya gelin çocuklar. Ellele ellele verin çocuklar. İsmin nedir? Fatma. Evet. Adım Bezoğlu. Fatma. Müziği çok mu seviyorsun? Evet. Çok söylemeyi severim. Atatürk'üm desverim, nasıl söylerim öldüğünü, nasıl çenesine uzanmış eli, Atatürk'üm çıkar Kocatepe'ye. Havvacığım, müziği seviyor musun? Evet. Al yemini mor yemini yeminisi sarı, ah ne de edalı Kıbrıs'ın kızları, elleri kınalı, yar yar aman. İsmini öğrenebilir miyiz? Sümeyye. Sümeyye. Çok güzel şarkılar söylediniz gördüğüm kadarıyla. Müziği seviyorsun galiba. Seviyorum. Aynı ümmeye minnesi sana. Aynı ümmeye minnesi sana. Akide darı, Kıbrıs'ın kızları, elleri kınalı, ya ya aman. Akide darı, Kıbrıs'ın kızları, elleri kınalı, ya ya aman. Rum Ortodoks Kilisesi Sensinot Meclisi halk oylamasında 3 aday arasında yer alan Baf Metropoliti Yorgos'u başpiskopos olarak seçti. Sensinot Meclisi'nde yapılan oylamada Yorgos 11 oy aldı. Rum Ortodoks Kilisesi'nin 2. Hristosmos'un ölümüyle boşalan başpiskoposluk makamına Baf Metropoliti Yorgios seçildi. Rum Radyosu ve diğer haber kanallarına göre başpiskoposluk içerisindeki Apostol Barnabas Şapeli'nde düzenlenen sabah ayininin ardından toplanan 16 üyeli Sensinot Meclisi'nde 11 oy alan Yorgios yeni başpiskopos oldu. Oylamanın ardından eski Ayu Ioanni Katedrali'ne geçen metropolit ve piskoposlar Sensinot tutanaklarına imza atmasının ardından Baf Metropoliti Yorgios'un yeni Justinian ve Kıbrıs Başpiskoposu olarak başpiskoposluğa seçilme kararını okudu. Yorgios'un taç giyme töreni tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Yüksek Seçim Kurulu 24 numaralı duyurusunu yayımladı. Duyuruda saat 18'den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılmasının yasak olduğu vurgulandı.
25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimlerinde siyasal partilerin ve bağımsız adayların yürüttüğü propaganda, 5/1976 sayılı seçim ve halk oylaması yasasının 65/2 ve 68/1 maddeleri gereğince 24 Aralık Cumartesi günü saat 18'de sona erecektir. Saat 18'den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılması yasaktır. Propaganda ve propaganda nitelikli yayın sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsamaktadır. 24 Aralık 2022 saat 18 itibariyle siyasi partilerin ve veya adayların propaganda nitelikli yayın ve veya bannerlerinin sitelerinden kaldırılması gereklidir. Yasanın 187. maddesi oy verme gününden önceki gün saat 18'den sonra ve oy verme gününde genel ve halka açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu amaçla yayınlarda bulunanlar veya her ne surette olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılması etkileyebilecek nitelikte söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız söylenti çıkaranlar 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilirler demektedir. Propaganda nitelikli yayınlara 24 Aralık 2022 saat 18'den sonra devam edilmesi halinde madde 187 altında suç oluşturacağı ve bu yasaya uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişim engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağı duyurulur. Ve bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere. İyi hafta sonları.